Tavamız yavaş yavaş ısınırken zeytinyağımızı da gezdirelim içerisine. Kuru soğanımızı ayıtlayalım hemen. Yahni olur da soğan olmaz mı ve sarımsak olmaz mı? Ortadan ikiye kestim ve yarım piyaz yapıyorum. Tekrar ortadan ikiye kesiyorum. Sarımsaklarımızı ince bir şekilde doğruyoruz. Soğan ve sarımsaklarımı tavanın içerisine ekledim. Zeytinyağını da yavaş yavaş kavuruyorum. Onlar kavrulurken de şimdi diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Halka haline getireceğim. İnce halka dilimler halinde doğruyorum. Kalamarımız hazır. Deniz tarağını da bu şekilde kullanacağım bütün olarak. Eğer çok büyükse ortadan ikiye kesebilirsiniz. Karideslerimiz de hazır midye ile beraber. Midyeyi de ayıtlanmış olarak bu şekilde yine balıkçınızdan alabilirsiniz. Levrek balığı derisiz ve kılçıksız olarak kullanacağım. Levreğimizi de bu şekilde doğradık. Bunu da tabağımıza alıyoruz. Kalamarları da bunun yanına alalım. Deniz ürünlerini de şimdi yavaş yavaş ekleyeceğiz. İçerisine hemen kalamarlarla başlayalım. Karideslerimizi ekliyoruz içerisine. Evet, karides ve kalamarı ekledikten sonra pişirme işlemimiz devam edecek. Bir de sosum var. Şimdi o sos için de hazırlığımı yapıyorum. Biraz safran geniş bir kasenin içerisine alıyorum. Şimdi buraya ılık su ekleyeceğim üzerine. Bakın safran hemen rengini vermeye başladı. Ilık suyu bu şekilde ekliyorum. Şimdi bunun içerisine bir miktar da domates salça ekleyeceğim. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Evet, kalamar ve karidesler güzelce kavruldu. Şimdi deniz tarağını ekliyorum içerisine. Bununla beraber midyelerimizi ekleyelim. Evet, sosumuz da hazır. Sosumuzu kenarda biraz dinlendirelim. Balıklarımız da pişmeye devam ediyor. Şimdi domatesimi hazırlayacağım. Domatesimiz burada kenarda. Şimdi rezenemizi hazırlayalım. Rezenenin kök kısmını alıyorum. Bakın bu şekilde ince ince kıyıyorum. Bunları da şimdi balıkların üzerine ekleyeceğim. Şimdi levrekleri de ekliyorum içerisine. Tekrar güzelce karıştırıyorum hepsini. Ve bu şekilde kavurma işlemine bir süre daha devam edeceğim. Şimdi rezenenin yapraklarından da ayırıyorum biraz. Bunları da yine servisini yaparken üzerine katacağım. Evet, domatesimizi de doğrayalım. Kuşbaşıdan biraz daha küçük doğruyorum. Sıra geldi biberlere. Biberlerden de bir tanesini ince ince doğruyorum. Diğer bir tanesini de ayırdım. Onu da servis ederken kullanacağım. Evet, domatesler, biberler eklendikten sonra tekrar güzelce karıştırıyorum. Şimdi hazırlamış olduğum sosumu da içerisine ekleyebilirim. Yavaşça karıştırıyorum. Çok hızlı karıştırmıyorum. Biraz deniz tuzu. Biraz miktarda da karabiber. Evet, yahniyi bu şekilde 7-8 dakika daha ocakta tuttuktan sonra hemen servise sunacağım. Evet, yemeğim güzelce pişti. Şimdi altını da kapatıyorum. Sosuyla beraber yahnimizi bu şekilde tabağa alıyoruz. Şimdi bir tane biber ayırmıştım. Biberimi bu şekilde servis tabağının kenarına koyacağım. Yine rezenenin yeşil yapraklarından ve biraz da maydanoz yapraklarından birkaç tane, çok da fazla değil, birkaç parçaya bölerek yeşil yeşil bu şekilde dağıtıyorum. Çok değil ama az miktarda, hem yeşilliklerin üzerine hem de biraz da balıkların üzerine. Ve yine çok az da bir karabiber çekeceğim çevresine.